Peki hocam, gelelim isterseniz mide kanserine. Bir de genetik faktörleri de konuşalım bu kanserlerde. Mide kanserlerinde istiyorum. Genellikle mide ve kolon kanserlerinde aile hikayesi önemli. Yine meme için de önemli. Risk 2, 3, 4 kat kadar artıyor. Ailenizde mutlaka mide kanseri varsa tarama programlarına girmeniz gerekiyor. Bunda ne kadar da bir girmemiz gerekiyor hocam? Yani geç kalmamış olmak için. Kolon için genellikle 5-6 yıllık aralıklar yeterliyken mide kanseri için onu uzun süre yani beklemek çok uzun şey değil ama geçerli bir zaman vermek mümkün değil mide kanseri için veya pankreas için de geçerli. Ama aralıklarla semptomlarınız varsa biraz sonra belki bahsederiz, hemen doktora başvurup erken dönemde bu tanıyı koydurmanız gerekiyor. Nasıl bir semptom şöyle, görüyoruz? Şöyle, alarm semptomları dediğimiz, yemek yediğiniz böyle genellikle mide kanseri müpemser ediyor. Yani belirti vermiyor. Belirti verdiğinde bulgular ilerlemiş oluyor. O yüzden en ufak epigastrik bölge dediğimiz böyle karın göbek çevresinde, göbeğin üst kısımlarında müpem, dolgunluk hissi, iştahsızlık, kusma, kanlı kusmalar olabiliyor. Bunlar tabii ileri evrede görülen şeyler. Bir de çok genel bir belirtiler oldu hocam bunlar. Ama bugün biraz stresliydim, midem yandı falan. Değerlendirebileceğimiz şeyler ya hani. Aynen, hocam günlük bunlar. Mesela çok ağır bir yemek yediniz, midenizde yanma var. Tabii ki bu herkeste olabilir ama bu devam etmesi önemli. 3 gün, 4 gün, 5 gün, 10 gün devam ediyorsa bu yanmalarınız geçmiyor. Genellikle mide koruyucu ilaçlar alıyorlar. Doktora gitmeden eczaneden alıyor. Evet, doğru. Antasitleri alıyoruz. Ama bunu bir an önce hani baktınız ki devam ediyor. Doktora gidip basit bir gastroskopi ile bu midenin değerlendirilmesi artık çok hızlı bir şekilde 3-5 dakika içerisinde yapılabiliyor.